Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Beni neden buraya getirdin? Bırak bu masum tavırlarını Aslı. Ne demek bu Burak? Yalanlarının sonuna geldik demek. Ne yalanı? Bana söylediğin yalanları. Burak, ben sana hiç yalan söylemedim. O kadınla işbirliği yapıp beni nasıl aptal yerine koyarsın sen Aslı? Hangi kadınla? Hala gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorsun. Burak, hangi kadınla? Açık açık söyle bana. Volkan'ın annesi Başak'la. Şimdi anladın mı? O yılanla nasıl birlik olup beni aptal yerine koyarsınız? Bana nasıl bir iftira attıklarını bilmiyorum. Biri bizi ayırmak için, birbirimizden kopalım diye bir yalan söylemiş. Sen de buna inanmışsın. Sana olan sevgime, bu zamana kadar çektiğim acılara yazıklar olsun. Bir de beni buraya kadar çağırdın. Sırf benimle konuşmak için anneme bile yalan söyledin. Senin söylediğin yalanların yanında benimkileri hiç kalır. Buraya kadar. Oyun bitti. Aç şu telefonu Burak, aç. Şu an müsait değilim Volkan. Sonra konuşalım. Kuzen, konuşmamız lazım. Aslı ile ilgili. Onunla ilgili hiçbir şey artık beni ilgilendirmiyor. Beni dinlemek zorundasın. Başak Aslı'ya sırf onu kullanmak için yaklaşmış. Aslı'nın hiçbir şeyden haberi yok. Sakın kıza saçma sapan bir şey söyleme. Sen ne diyorsun Volkan? Nasıl olabilir? Ya kadın bizi huzursuz etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi de kafayı Aslı'ya sana takmış. Güya amacı Aslı'ya yardım etmekmiş. Emin misin? Evet, eminim. Zaten aksi bir şey olamaz. Yoksa sen bu konuyla alakalı Aslı'ya bir şey mi söyledin? Ya Burak, yapma. Nasıl inanabilirsin buna? Ya. Ne dedin Aslı'ya? Çok kötü şeyler. Onunla hemen konuşmam lazım. İnanmıyorum sana Burak ya. Aslı! Özür dilerim. Volkan bana her şeyi anlattı. Sana inanmadığım için çok pişmanım. Aslı, bak benden ayrılmıştın. Sağlık düşünemiyordum. Babam da Başak'la fotoğraflarını gösterince delirdim. Sonra sizi takip ettim. Samimi hallerinizi görünce de... Ya
asıl oyun şimdi bitti. Bizim sevgimiz, güvenimiz, birbirimize inancımız bir oyunmuş. Buraya kadar. Aslı. Bana ne dersen de, ne yaparsan yap, ne söylersen söyle. Ama beni affet. Yazıklar olsun sana. Sen bana inanmadın, başkalarının sözüne inandın. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Aslı, iyi misin? Konuşmak istemiyorum, gitmem gerek. Bu saatte araç olamazsın. Ben bırakırım seni. Her şeyi mahvettim. Lütfen onunla konuş. Tamam güzel. Halledeceğim. Hiç iyi olmadı. Ya ayrılırlarsa? Hay Allah kahretsin. Ben o zaman Aslı'yı da kaybetmiş olacağım. Aslı üzgünüm ya. Yani ben bu kadının bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Yani resmen ailenin başına bela oldu. Bütün suçlu o. Başak Hanım'ın amacını bilmiyorum gerçekten. Bana hiç zarar vermedi. Sadece kimliğini sakladı. Ama Burak... Beni dinlemedi bile. O kadın nereden tanıdığımı bile sormadı. O da zor günler geçiriyor. Ya eminim pişmandır. Ne olursa olsun Volkan. Bana inanmadı bir kere. Bizim sevgimiz, birbirimize güvenimiz bu kadar mı? Lütfen onun hakkında bir daha hiçbir şey konuşmayalım. Bu konuyu kapatalım. Nasıl istersen. Seni eve bırakayım istiyorsan. Yok. Ben bu halde eve gidemem. Beni hastaneye bırakır mısın? Olur. Eda. Senden bir şey rica edeceğim. Biraz daha iyi misin? Pek sayılmaz. Ama iyi olacağım. Aslı bak şunu bilmeni isterim ki... ...ben senin her zaman yanındayım. Yani bir şey olursa lütfen beni ara. Çekinme. Olur mu? Çok sağ ol Volkan. Ya lütfen ağlama. Kusura bakma birden sinirlerim boşaldı. Buyurun Halil Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok yok sağ olun. Rahatsız etmiyorum inşallah. Halil Bey kendi evinizde misafir misiniz lütfen? Peki. Nasılsınız Emel Hanım? Aslı nasıl? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Halil Bey iyi ki geldiniz. Benim de size güzel bir haberim var. Hayırdır inşallah. Burak Bey geldi bugün. Biraz konuştuk. Ailesinin onayını almış. Aslı'yla görüşmek için de benden izin istedi. Aramızda kalsın ama Aslı'ya evlenme teklif edecekmiş. Yani işte ikisine de kıyamadım. Anne yüreği izin verdim. Halil Bey, bir aksilik mi var? Ha yok, yok. Ne ters diyorsun? Ya ne olur doğruyu söyleyin. Bir şey var da ben mi bilmiyorum? Hayır Emel Hanım, bir şey yok. Yani Burak Bey'in Aslı'ya neler hissettiğini, nasıl çabaladığını ben çok iyi biliyorum. Sadece sizden böyle aniden duyunca şey oldu. Aslı çok üzgündü ya. Yani ben de
kıyamadım ona. O yüzden izin verdim. Çok iyi yaptınız. Gençlere inanmak lazım. Onların sevdaları gerçek. Evet, inşallah. İnşallah mutlu olurlar. İnşallah Emel Hanım. İnşallah. Aslı! Canım, ne oldu? Beni görmek isteme sebebin, umarım olanlardan beni sorumlu tutmak değildir. Sen ona bu kadar yanaşmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Bak, eğer hatalı birini arıyorsan aynaya bakmanı sana tavsiye ederim. Aslı'nın aslarını öğrenmeden, Aslı'yı idama mahkum eden senken beni suçlu bulman gerçekten çok anlamsız. Bunların olacağını hiç düşünemedin mi? Elbet ailem sizin aranızdaki yakınlığı öğrenecekti. Aslı'dan kim olduğunu sakladın. Onu kandırdın. Benim yapmak istediğim tek şey zamanında Sinan'la yaşadığım şeyleri sizin de yaşamanıza engel olmaktı. Kimliğimi neden sakladığıma gelince, Aslı gerçekten çok onurlu ve gururlu bir kız. Eğer ona kim olduğumu söyleseydim yardım isteğimi kabul etmeyecekti. Ben Aslı'nın annenin ve babanın karşısında ezilmesini isterdim. Ama böyle yaparak daha kötüsüne sebep oldum. Ben senin babana benzediğini hiç düşünmemiştim. Ama yanılmışım. Egonuz birazcık zedelendiğinde, menfaatlerinize ters düşen olaylar olduğunda nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? Ha? Baban da sen de. Hayır. Ben babam gibi biri değilim. Eğer baban gibi biri olmasaydın aşkına sahip çıkıp onun peşinden giderdin. Babana inanmazdın. Ben sadece babamın sözlerine inanmadım ki. Sizi birlikte gördüm. Ona para verirken, yeni eve taşınırken, hatta alışverişten dönerken bile ben sizi izliyordum. Gördüklerimi yanlış anladım sadece. Evet. Tamamen yanlış anlamışsın. Bak Burak. Aslı masum. İşte bu da beni öldürecek. Hiçbir suçu yokken onu kırdım. Üzdüm. İlişkimizi mahvettim. Aslı'yı ne kadar sevdiğim belli. Olanlardan ne kadar pişman olduğunda. Bak, bence yapman gereken şey Aslı'nın peşinden gitmek. Ona olan aşkını, ona olan sevgini, ona olan aşkının büyüklüğünü ona tekrar göstermek. Burak böyle bir şeye nasıl inanır? Kankama bak ya, ne yapmış? Hayır ya, bu çocuk seni hiç mi tanımıyor? Yani senin böyle bir şey yapmayacağını nasıl bilmez? Yok, benim bundan sonra kankam falan değil yani. Yani kardeşime yapılmış, bana da yapılmıştır. Aynen öyle. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Canım benim, her zaman yanındayız senin. Tabii canım, bizim öyle dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadar. Aslı, bir dakika, peki sen Emel teyzeye ne söyleyeceksin şimdi? Çok üzülecek. Ben de onu düşünüyorum. Annem bize güvendi, inandı. Kahrolacak. Düşünsenize, onu bile kandırdı. Yani bütün kızgınlığını, kırgınlığını bir kenara bırakıp sırf aşkımıza inandığı için bizim tekrar görüşmemize izin verdi. Yok Aslı, böyle olmaz. Sen söyleyemezsin bunu Emel teyzeye. Neyse sen şey de, ne bileyim, tartıştık, kavga ettik, bir sebepten ayrıldık de. Aynen aynen, öyle de yani. Boş ver. Ben de öyle düşünüyorum. Ama ya inanmazsa? Ya derse o sizin büyük aşkınız küçücük bir tartışma yüzünden bitti diye? Emel teyze kesin böyle diyecek. Ama bunu yapmak zorundayım. Yoksa annem çok kırılır. Canım benim, sen de çok kırıldın. Çok üzüldün. Hem de hiç suçun günahın yokken. Demek ki neymiş? İnsan aşık olacağı adama dikkat etmeliymiş. Aslı, sen Burak'a aşık oldun. İnsan aşık olduğu kişiyi seçemez ki. Ya da aşık olmak için plan program yapamaz ki. Evet. Bir anda oluvermişsin.
Yok hayır. Asır'la birlikte değiliz. Evdeyim ben. Eğer müsaitsen görüşüp konuşabilir miyiz? Dertleşmeye çok ihtiyacım var. Buraya gelebilirsin, yalnızım. Tamam. Sağ ol Ali. Aslı bak şunu bilmeni isterim ki ben senin her zaman yanındayım. Yani bir şey olursa lütfen beni ara, çekinme. Olur mu? Çok sağ ol Volkan. Benimle olsaydın bu kadar üzülmezdin. Buna asla izin vermezdim. Kusura bakmayın ama böyle bir şeye nasıl inanırsınız Burak Bey? Ben de sürekli kendime bu soruyu soruyorum. Kafayı yiyeceğim Halil abi. Bunun bir tek açıklaması olabilir. Aslı'ya olan aşkınız gözünüzü kör etmiş. Bir de ailenizin tepkisi, Aslı'nın ayrılmak istemesi, her şey üst üste gelince de kafanız karıştı değil mi? Böyle bir şeyin gerçek olma ihtimali bile beni delirtiyor. Aklımı yitirdim resmen. Doğru düşünemedim. Aslı'yı o kadar çok seviyorum ki sevgim onsuz kaldığım her an nefretimi besledi. Bu nefret de beni zehirledi. Çok iyi anlıyorum aslında. İnsan aşık olunca böyle hassas ve kırılgan olabiliyor. E tabii Aslı'nın sizi aldattığını düşünmek de sizi bayağı yaraladı. Ve kafanız karmakarışık oldu. Ben çocukluğumdan beri bu kadının hikayeleriyle büyüdüm. Amcamı nasıl kandırdığını, nasıl evlendiğini dinledim annem ve babamdan. Sonra yıllar sonra birden o kadın karşımıza çıktı. Hem de Aslı'dan hemen sonra. Aslı'yla tanışmam, Bodrum'daki otelde karşılaşmamız, annesinin bizim evde aşçı olması, sonra evimizde taşınması, Başak'la görüşmeleri. Böyle düşününce de size hak veriyor insan. Ya bu kadar da tesadüf olur mu diyor. Ama hayatta tesadüf diye bir şey yoktur Burak Bey. Kader vardır. Ve Aslı da sizin kaderiniz. Ama ben bunu mahvettim. Halil abi ne olursun bana bir akıl ver. Bana bir fikir ver. Ne yapmam gerekiyor? Eminim Aslı çok kırılmıştır ve kolay kolay da affetmeyecek. Ne yapacağız bilemiyorum Burak Bey. Ben bunun peşini bırakmayacağım, pes etmeyeceğim. İşte bu, pes etmek yok. Yine irtibatta olalım, yapabileceğim bir şey olursa elimden gelen her şeyi yapacağım, tamam mı? Artık müsaadenizi isteyeyim. Tamam Halil abi, geldiğin için, beni dinlediğin için çok sağ ol. Seve seve. Tanımadın beni. Söylediğim hiçbir şeye inanmadın. Ama sonra nasıl oldun? Ha? Seni affedeceğimi düşündün değil mi? Pişman oldun. Ama ben seni affeder miyim? Bardak kırıldı bir kere. Telafisi oldu mu? Bana bakma öyle. Nefret ediyorum ondan. Nefret. Ona bu kadar kızgınken bile bu sevgiyi nasıl hissedebiliyorum?
kuzen. Ya oğlum sen nasıl bir gerizekalısın? Tam da öyleyim. Sana ne? Sen var ya aptalın tekisin. Sen aşık olmadan önce cin gibi bir çocuktun oğlum. Şimdi ne oldu? Saf aşıklar gibi ortalıkta dolaşıyorsun. Kalp çalışınca beyin duruyormuş kuzen. Benim duruş, o duruş oldu. Aslım, ne oluyor kuzum? Anlatmayacak mısın bana? Yok bir şey anne. Ya nasıl yok Aslım? Ne olur anlat bana. Yoksa Burak üzdü mü seni? Hayal kırıklığına mı uğrattı? O söyledikleri yalan mıymış yoksa? Hayır. Yani biz bu zamana kadar çok şey yaşadık, çok yıprandık. Saçma sapan bir şey yüzünden tartıştık sadece. Neymiş bu saçma sapan şey? Hadi bana da söyle. Anne ne olur şimdi konuşmayalım. Yarın anlatacağım. Söz veririm. Tamam. Hadi sen de yat. Kuzen, ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ona bu yaşattıklarımdan sonra dünyalar ayaklarına sersemez. Orası öyle. Aslı bunlara gidecek bir kız değil. Yani onun değerini bilemedin. Haklısın. Benden çok daha iyilerini hak ediyor. Ama biliyor musun? Bu bana çok iyi bir ders oldu. Benim için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Benim hayatımın anlamı o. Beni bir affetsin. Hemen evlenirim onunla. Hadi o zaman kuzen. Aslı olan aşkını için. Aslı? Yavrum, sabahın köründe nereye gidiyorsun? Anneciğim, acil sipariş gelmiş de pastaneye gidiyorum ben. Acil sipariş aldınız. Yoksa seni sorguya çekmemden mi kaçıyorsun? Anne, niye kaçayım? Olur mu öyle şey? Benim hemen çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Resmini kesmiş bu. Demek durum sandığımdan daha ciddi. Eh be Aslı. Bir şey de anlatmıyorsun ki. Ah.
Ha Volkan oğlum hoş geldin. Sağ ol amca. Ben gece burada kaldım. Kuzenle uzun zamandır vakit geçirmiyorduk. Çok iyi yapmışsın. Hayatım kahvaltı yaptınız mı? Yaptık yengecimiz. Ben de çıkıyordum zaten. Okuldan önce eve uğramam lazım. Kuzen görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Aslı masummuş baba. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Bu demek ki sevdiğim insanın kalbini kırdım. Ona haksız yere suçladım. Onu kaybettim demek. Onu o kadınla nasıl bir tutabildim ben ya? Tamam Burak. Bu kadar yeter. Yetmez baba. Aslı Başak'ın kim olduğunu bilmiyormuş bile. Sen de buna inandın. Öyle mi? Başak da bunu söyledi. Aslı'nın hiçbir suçu yok. Ha, sen şimdi şaşıracaksın belki ama... Başak'ın tek amacı Aslı'ya yardım etmekmiş. Zamanında o da hor görüldüğü için Aslı'ya kendini yakın hissetmiş. Sadece olan bu. Seni kandırıyorlar oğlum. Sen buna nasıl izin verirsin? Bütün bu saçmalıkları göremeyecek kadar gözün kör mü? Beni kandıran sizsiniz. Beni Aslı'nın kötü olduğunu inandırmaya çalıştınız. Bizi ayırmaya çalıştınız. Ama ben kendimi affettirmek için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Aslı'ya evlenme teklif edeceğim. Bu sefer onu kaybedemem. Ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Üzgünüm. Buna engel olamazsınız. Oğlum bu kız sana yalan söylüyor. Sakın bir delilik yapayım deme. Asıl delilik benim Aslı'yı kaybetmem olur. Baban olarak sana son kez söylüyorum. Böyle bir şeye kesinlikle izin verme. Ben sizden izin istemiyorum ki. Kendi bildiğini okumaya kalkarsan... ...seni evlatlıktan reddederim. Nihat, Nihat sakın böyle bir şey söyleme. Söyleme böyle bir şey. Ben zaten sizden tek bir şey bile istemiyorum. Ne yaptın? Ne yaptın? Lütfen peşinden gidip ona ciddi olmadığını söyle. Nihat yalvarıyorum. Gayet ciddiyim Selda. Yani yeter artık. Benim de sabrımın bir sınırı var değil mi? Yeter. Emel'ciğim, canım nasılsınız? Ah iyiyiz Şükran. Aslım da iyi. Sen nasılsın? Evde durumlar nasıl? Merak ettim seni. Bildiğin gibi aynı. Bizim yüzümüzden bir sorun yaşamadın inşallah Şükrancığım. Yani aklım hep sende. Yok, yok ben yaşamadım da. Vallahi evde durumlar çok kötü. Kavga gürültü hiç eksik olmuyor Emel. Bildiğin savaş alanı. Ciddi misin sen? Ciddiyim tabii. Hatta Burak Bey biraz önce Nihat Bey ile kavga etti de evden fırtına gibi çıkıp gitti. Demek ki Aslı'yı hala onaylamıyorlar. Evet Emel, da sen böyle bir şey olabileceğini nereden çıkardın? Hiçbir yerden çıkarmadım Şükrancığım. Yani... Öyleyse lafın geç. Şey... Şükran, sen evine geçince konuşalım mı? Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Tamam, tamam canım benim. Demek sen bu yüzden bu kadar ağladın, üzüldün çocuğum. Ah Aslıma. Burak, çocuğumu üzmek ne demekmiş ben sana soracağım. Aslı, canım erken gelmişsin. Gonca gün doğar doğmaz attım kendimi buraya. Geceyi nasıl geçirdiğimi hatırlamıyorum bile. Sabah sabah ettim ya. Canım ya, inan ben de bütün gece seni düşündüm. Burak'a saydırdım da saydırdım. Al benden de o kadar. Hiç hak etmiyor seni, hiç. Bırak. Merhaba.
Aslı'cığım, biraz konuşabilir miyiz? Ben önce sebep olduğum karışıklık için özür dilerim. Olanları Volkan'dan duydum. Ve çok üzüldüm. Benim amacım ne seni ne de Burak'ı üzmek değildi. Aksine sizin aşkınızı fark ettikten sonra gizlice size yardım etmek istedim. Neden peki? Tamamen seni kendime benzettiğim için. Mutlaka duymuşsundur. Ben Sinan'ın eski eşiyim. Senin gibi alt tabakada doğup büyüdüm. Bu yüzden de Sinan'ın ailesi tarafından hiçbir zaman için onaylanmadım. Dışlandım. Benim yaşadığım şeyleri senin de yaşamadığını istemediğim için seni korumak istedim. Kim olduğumu söylersem yardımımı kabul etmeyeceğini düşündüğüm için de kimliğimi gizledim. Söylediklerim sana çok aptalca gelebilir. Ama sana yakınlaşmamın sebebi bu. Şu anda görüyorum ki olan her şey çok saçma. Bu yüzden de senden tekrar ve tekrar özür diliyorum. Ben sizin samimiyetinize inanıyorum. Teşekkür ederim. Ama artık birlikte çalışmamız söz konusu bile olamaz. Aslı'cığım lütfen böyle düşünme. Yani aramızdaki iş ilişkisini böyle birdenbire kestirip atman... sanki ortada gerçek bir anlaşma varmış ve o bozulmuş izlenimi yaratabilir. İnsanların ne düşündüğü artık benim umurumda bile değil. Ben kendi bildiğim doğru yolumda ilerleyeceğim. Peki Aslı'cığım, seni zorlamayacağım. Sen çok yetenekli bir kızsın. Ve değerlerine sahip çıkmalısın. Kendi bildiğin yoldan hiçbir zaman için vazgeçme. Yolun açık olsun. Aslı, inanmıyorum sana ya. Nasıl dayanıyorsun? Var ya, ben olsam çoktan üstüne atlamıştım. Her ne kadar samimi bile olsa, yani yol açtığı şeylere baksana, korkunç. Gonca, ben artık insanlarla tartışmak istemiyorum. Halim yok. Ve onun samimiyetine inanıyorum. Kendini bana benzetmesine de inanıyorum. Bence doğru. Burak'ın ailesine çok kinli. Yani yıllar geçmiş ama hala bir şeyleri hazmedememiş. Çok belli bu. Ben onun gibi olmak istemiyorum. İnsanlardan nefret etmek istemiyorum. Günaydın. Herkese günaydın. 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 Gel kahve içiyorduk, katıl bize. İçmeyeceğim ama hadi size eşlik edeyim. Akşam Burak'ta mı kaldın? Evet, Burak'ta kaldım. Neymiş bakayım sorunu? Bu sefer sorun Aslı ve Başak. Nihat, bu kız oğlumuzun gözünü kör etmiş. Ona böyle bağırıp çağırmaktansa ona bunu göstermemiz lazım. Ben gösterdim Sevda. Ben ona bunu gösterdim. Ama o bana inanmak yerine gitti o kıza inandı. Ben bugüne kadar Burak için her şeyi yaptım. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Keza sen de öyle. Ama bu kadar sorumsuz olmasına rağmen ona her zaman anlayış gösterdik. Karşılığında ne aldık? Buyurun işte. Sırtını bize çeviriyormuş. Eğer böyleyse defolup gitsin. Hiç umurumda değil. Ay Nihat, ne olursun böyle konuşma lütfen. Biliyorum sinirlisin, sinirden böyle söylüyorsun ama yapma lütfen. Çok üzülüyorum. Selda, üstüme gelme. Bu konu yüzünden seni de kırarım. Teklifini kabul etmemekle iyi yaptım değil mi? Ya çok iyi yapmışsın ya. Ya ne olursa olsun yalan söylememeliydi yani. Ya hem bir şey diyeceğim bak, o yalan olmasa şimdi ne güzel kankamla böyle mutlu mesuttunuz ya. Erdem, artık bahsetme ondan ya. Ay Erdem, sana kaç kere söyledik ya, kaç kere uyardık. Ya tamam ya, böyle ağzımdan kaçıyor, ne yapayım? Ne işin var senin burada? Ne işim olabilir?
Seninle konuşmak için geldim. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Git buradan. Ya tamam. Çok pişmanım. Ya bana ne yapsan, ne desen haklısın. Ama yalvarırım böyle susma. Susmuyorum zaten. Ben söyleyeceğimi söyledim. Açıkçası Aslı için çok üzüldüm. Yani hiç suçu yokken bu durumlara düşmesi. Yazık. Bu olanlar çok sıra dışı şeyler. Başağın kolun Aslı'ya kadar uzanmış olması inanılır gibi değil. Eda. Başak sana bu konudan bahsetti mi? Hayır baba, ben de ilk defa duyuyorum. Ben de çok şaşırdım. Yengem ve amcamın emin olmadan Aslı'yı Burak'a karşı kötülemeleri hiç iyi olmadı. Yani Burak bundan kendini sorumlu tutuyor. Ve doğal olarak da ailesine karşı çok sinirli. En büyük hatayı da amcamı dinleyerek yaptı. Sonunda kazanan da Aslı oldu. Çağla'cığım, senin bu olanlardan haberin var mıydı? Evet, ben biliyordum. Yani Selda teyze bana her şeyi anlatmıştı. Ya Selda sana niye bunu anlatıyor ki? Dertleşmek için değil herhalde. Ha yoksa yine sizi bir araya getirmek için planlar mı yapıyor? Anneciğim, öyle bir şey planladığını sanmıyorum. Planlasa da fark etmez artık Çağla'cığım. Çünkü ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Sen de bunu kafana soksan iyi olur. Yani bir an önce kabullensen harika olur. Ben de zaten Burak'la tekrar birlikte olmayı düşünmüyorum. Anneciğim biraz sakin olsan olur mu? Ya olaysız bir tek günümüz yok ya. Ya ben bu kadını ne yapsam acaba? Neyse, ben abimin yanına gideyim de biraz onunla konuşayım. Hadi, alsın artık. Tamam canım. Çocuklar, benim de işe gitmem lazım. Görüşürüz. Ben de okula gideyim bari. Görüşürüz. Burak, git buradan dedim. Hayır, gitmeyeceğim. O zaman ben giderim. Çantamı ver, çantamı ver. Aslı. Unutma da. Aslı. Ay Aslı, bir dakika. Ya tamam, yani ne yapıyorsun ya? Bırak kızın peşini Allah aşkına. Konuşmuyor işte. Sen de bana kızgınsın değil mi? Öyle vallahi. Yani... Ya var ya, tam sopalıksın ha. Yemin ediyorum yani şöyle kendime bir güvensem dalacağım sana da, böyle kendime güvenemiyorum. Boyun posun var ya. Ya kanka, bari sen yapma ya. Zaten çok kötüyüm. Bizimkilerle kavga ettim. Evi de terk ettim. Evi mi terk ettin? Niye kanka ya? Ya şöyle kanka de bana ya. Ne oldu? Niye terk ettin? Aslı, iyi misin? İyi değilim. Ya yüzsüzlüğe bak. Canım, sakin ol biraz. Ya nasıl sakin olayım? Bu okulda da rahat bırakmayacak beni. Ben okulda bırakacağım Gonca. Aslı, saçmalama, yok artık. Vallahi bilmiyorum ne yapacağımı. Dur bak, biraz sakinleşelim tamam mı? Bir yerde oturup bekleyelim. Nasılsa gider, Erdem bana haber verir. Tamam mı? İyi, tamam. Yani şimdi senin evinde paran da yok, öyle mi? Maalesef. Ya bu durumda ben senden zengin oluyorum yani. Biraz öyle görünüyor. Vay be. Ya şey, pardon kanka, yani öyle bir an şey yaptım. Neyse, şimdi ne yapacaksın peki? Nerede kalacaksın? Yani kanka, hiçbir fikrim yok. Yani bu durumda bankta bile yatabilirim. Tek düşündüğüm Aslı'nın beni affetmesi. Ya Aslı da şimdi gururlu kız, öyle kolay kolay affetmez ki. Neyse, artık bir yolunu bulacağız. Bakacağız yani, birlikte bir şekilde bir şey yapacağız yani. Sağ ol kanka. Aa, şey diyeceğim kanka, sen bende kalsana, benim ev müsait. Olur. İyi olur kanka, sağ ol. Ya kanka, sen şimdi yavaştan git istersen. Yani şimdi bizimkiler sen buradayken pastaneye gelmezler. Peki. Ben okulda da bir şansım deneyeceğim. Belki okulda konuşabilirim Aslı'yla. Tamam. İyi, ben o zaman akşam eve geçerken ararım seni. Tamam, olur. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Duydun mu olanları? Yani bu Başak
Aslı'yı kandırıp Burak'ı etkisi altına almaya çalışıyor. Ay Sinan, yani bu kız oğlumun hayatını bitirdi. Bütün huzurumuz kaçtı ailece. Ağzımızın tadı kalmadı ya. Abi, Aslı Başak'ın kim olduğunu bilmiyor ki. Başak, ilişkilerini öğrenince gizliden gizliye yardım etmiş, o kadar. Ya bak, siz farklı sebeplerden dolayı bu ilişkiyi onaylamıyor olabilirsiniz. Ama Başak'la bir ilgisi yok Aslı'nın. Yani Aslı masum. Ben onu bunu bilmem. Bu kız benim oğluma uygun biri değil. Değil. Bak, Burak artık kontrolden çıktı. Yani geldi, Aslı ile evleneceğim diye bizi tehdit etmeye kalktı. Sen düşünebiliyor musun? Bence gitsin. Ne hali varsa görsün, ne isterse yapsın. Gerçekten hiç umurumda değil yani. Biraz böyle parasız pulsuz dolaşsın da anlasın dünyanın kaç bucak olduğunu. Abi, Aslı iyi ve düzgün bir kız. Ya siz biraz abartmıyor musunuz? Bir kere bizim seviyemize uygun biri değil ki Aslı. Yani ailemize uymuyor ki Sinan. Ya siz şu farklılıkları bir kenara bırakıp mutlular mı değiller mi diye niye ona odaklanmıyorsunuz? Ya niye bu kadar sizin için önemli? Ya bakın, Volkan böyle bir kızla evlenmek istese ben onu sonuna kadar desteklerim. Çünkü onun mutluluğu benim için her şeyden önemli. Artık daha fazla uzatmayalım. Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Yeterince sinirliyim zaten bu konuda. Lütfen. Aslı, ne haber? İyi, gelsene. Sen iyi misin? İyiyim, sağ ol. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Hayır Burak. Peki, sen bilirsin. Burak, masamdan kalkar mısın lütfen? Aslı, hayır. Seninle konuşmam lazım. Sadece 5 dakika. Of Burak, of! Aslı. Burak. Eğer burada da peşimi bırakmayacaksan ben okula gelmeyeceğim. Bak, ben çok üzgünüm. Ama senin için her şeyi geride bıraktım. Sana geldim. Bana bir şans daha ver. Bitti Burak. Boşuna nefesini tüketme. Aslı, ben sensiz yapamam. Bitti. Anlamıyor musun? Bitti. Bir daha sakın karşıma çıkma. Bunların arası bayağı bozuk gibi. Hala intikam almaya devam etmek istiyor musun? Sonuna kadar gideceğim. Tamamen bittiğine emin olmam lazım. Aslı, sen iyi değilsin. Dersin var mı? Evet var ama gitmek istemiyorum. Volkan, senden bir şey rica edebilir miyim? Olur. Sınıfta eşyalarım kaldı. Onları alabilir misin lütfen? Tamam. Getiririm ben sana. Bir dakika. Burak'la aranız bayağı kötüymüş sanırım. Sana ne? Eğer intikam almak istersen bu konuda sana benden iyi yardımcı olabilecek kimse yok. Beni kendinize karıştırmayın. Siz ikiniz de zavallı, iğrenç insanlarsınız. Tamam, ben söyleyeyim. Sen yine de bir düşün. Fikrin değişirse haber verirsin. Defol git buradan. Burak, ne yapıyorsun sen?
Ne dedi sana? Seni ilgilendirmez. Benim amacım sadece seni korumaktı. Sen beni önce kendinden koru. Kuzen. Onu biraz rahat bırak. Sakiniz. Efendim. Aslı'cığım. Merhaba canım, nasılsın? Ben de sizi arayacaktım. Bana aldığınız kıyafetleri geri göndermek istiyorum. Hangi adrese göndereyim? Aslı'cığım, onlar senin. Ben onları geri alamam. Gerçekten istemiyorum. Onları bir hediye olarak kabul et. Lütfen kırma beni. Peki, teşekkür ederim. Fikrinde bir değişiklik olursa, yardıma ihtiyacın olursa... Bir şey danışmak istersen... Beni istediğin zaman arayabilirsin. İyi günler. Efendim, da gelsin. Buyurun. Ne yalan söyleyeyim. Olanları bu kadar hızlı toparlayabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu kadar kısa zamanda sindirip beni araman gerçekten takdir edilecek bir davranış. İşle ilgili konuşacak çok şey var. Nereden başlayalım? Aslında seni işle ilgili konuşmak için çağırmadım. Çok merak ediyorum. Mazharoğlu ailesiyle aranda ne var? Yani bu öfkenin, bu intikam isteğinin altında ne var? Bu konunun seni hiç ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Aksine çok ilgilendiriyor. Çünkü bu yaylım ateşimin ortasında kalan benim. Ve hiç hak etmediğim halde bunları yaşamak zorunda kalan yine benim. Bak, ben bu şirketi gece gündüz tek başıma çalışarak bugünlere getirdim. Hiç kolay olmadı. Ve şu anda geldiği durum içler acısı. Ve ben bunun sebebini bile bilmiyorum. Geçmişte ben de çok acılar yaşadım. Bak, seninle hiçbir alıp veremediğim yok. Ama kurunun yanında yaş da yanar diyelim. Senin problemin Mazharoğlu ailesiyle. Benim şirketimden hisse alarak ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Sadece beni mutsuz ve huzursuz etmek istiyorsun, değil mi? Senden son kez rica ediyorum. Lütfen hisselerimi bana geri sat. Bak, ne gerekiyorsa ödemeye hazırım ben. Hayır. Pekala. Son sözün buysa sen bilirsin. Ama şunu da sakın unutma. Bu çatı altında asla huzur bulamayacaksın. Pekala. Bundan sonra sadece seninle iş konuşmak için geleceğim. Hayatım, diyorum ki acaba ben seni Eftelya olarak mı istesem? Şimdi abin onu çok seviyor ya. İstersen gelinliği de sen giyerden. He? Saçmalama. Ya ne yapayım, stres oldum iyice ya. Bir şey diyeceğim. Ya vermezse? He? Yok canım, o zaman kaçırırım. Kaçırırım seni vallahi. Erdemciğim, bir sakin olur musun? Verir, niye vermesin? Gerçi değil mi ya? Vallahi benim gibi damatı bulmuş. Aşkım ya, gerçekten bak, seni benden başka kimse bu kadar sevemez. Ciddi söylüyorum. Uy, canım kırım benim. Erdem, bakıyorum da sen bayağı bir havaya girmişsin. Ama unutmayalım. Ne demiş atalarımız? Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Ya nasip demiş. Evet, işte sen de benim nasibimsin. Ben hemen şimdi ne yapacağım biliyor musun hayatım? Annemleri arayacağım, gelsinler. Tamam mı? Sen de abine söyle. Artık seni isteyelim yeter ya. Aa, neler oluyor ya? Aslı. Biz Erdem'le evleniyoruz. Ne? Ay çok tebrik ederim ya. Ay çok sevindim. Niye daha önce söylemediniz bana? Canım, hiç fırsat olmadı ki. Ay çok güzel. Gerçekten çok mutlu oldum. Allah bir yastıkta kocatsın sizi. Amin inşallah Aslı. Çok teşekkürler.
Emel? Emel ne işin var burada? Burak Bey evde mi? Ona iki çift lafım var. Emel ne oldu? Kızımdan uzak dursun Şükran. Aslım çok üzülüyor. Yüreğim dayanmıyor artık. Emel'ciğim ben de çok üzülüyorum. Ama zaten Burak Bey evde değil. Çıktı. Ben onunla sonra konuşurum. Selda Hanım salonda geldiğini duymasın. Burada ne işiniz var? Bu ne yüzsüzlük böyle? Konuşmalarınıza dikkat edin Selda Hanım. Karşınızda çalışanınız yok. Kızım bitti, sen başladın şimdi de öyle mi? Malınız mülkünüz sizin olsun. Her şeyiniz var ama bir gram insanlığınız yok. Kızımın da benim de sizin paranızda gözümüz yok. Lütfen kızıma dil uzatmayın. Buraya da oğlunuzu uyarmaya geldim. Kızımdan uzak dursun. Yoksa çok kötü olur. Bunu da böyle bilin. Bu kadını başıma sen sardın Şükran. Bütün bu olan bitenden sonra hala bunu nasıl eve sokuyorsun sen? Emel kötü bir şey yapmadı ki. Bak hala koruyorsun onu bana. Hala koruyorsun. Elbette korurum. Emel benim dostum. Ne Emel'in ne de Aslı'nın yaptığı bir şey yok. Siz onları hakir gördüğünüz için bu olanlar yaşandı. Aslı çok direndi. Ama Burak Bey peşini bırakmadı. Gönül bu. Sevdiler birbirlerini. Ama siz aşkı parayla pulla ölçüyorsunuz. Bu kafayla giderseniz yakında oğlunuzu da kaybedersiniz. Şükran sen neler söylüyorsun? Ben seni dinlemek istemiyorum ama. İstemiyorum seni dinlemek. Git evimden. Tabii. Merak etmeyin. Bu olanlardan sonra ben de artık sizinle çalışmak istemiyorum. Beni ezebileceğini sandı ama yanıldı. Emel! Emel! Ne oldu Şükran? Sana kızdı da işten mi kovdu yoksa? Yok canım. Ben çıktım. Hem de ağzını payını vererek. Kimse benim arkadaşımı üzemez. Sağ ol arkadaşım. Ama ben üzüldüm şimdi. Benim yüzümden işinden oldun. Aman boş ver canım ya. Hem bize iş mi yok arkadaşım? Hadi. Doğru. Tabii ki. Canım herkes adını bilecek ha. Yani. Yüzünden düşen bin parça. Canım çok sıkıldı Aslı. Hani yalan söylemek yoktu çocuğum, ha? Burak'ın yaptıklarını bana ne zaman anlatacaktın Aslı? Anne sen nereden biliyorsun? Ben bugün Burak'lara gittim. Ne? Burak'lara mı gittin? Hı hı. Gitmişken de Selda Hanım'a haddini bildirdim. Anne ne yaptın sen? Çok iyi yaptım. Ne öyle havalanmalar, böbürlenmeler? Paraları bizden fazla diye. Hepimiz insan değil miyiz sonuçta? Burak da neden yalan söyledi? Böyle bir yalana gerek yoktu. Sanki ortaya çıkmayacakmış gibi. Aslı. Bunun için bu kadar üzüldün değil mi çocuğum? Bunu sakladım benden. Evet. Yani yalanı ortaya çıkar çıkmaz ben de tavrımı koydum anne. Artık onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Söz veriyorum. Bir daha asla görüşmeyeceğim onunla. Haklısın. Ben de çok kızdım, sinirlendim. Ama o kadar büyük konuşma. İnsan sevdiğini affediyor. Hatasız insan olur mu? Ben Burak'ın yalan söylemesini bir derece anlayabiliyorum. Seninle barışmak için yalan söyledi. Gerçi böyle bir yalana gerek yoktu ama... erkekler bazen böyle şeyler yapıyorlar. Hemen affedemezsin biliyorum. Zaman lazım ama bu çocuk seni seviyor. Bu yaptıklarını da bu yüzden yapıyor. Ben görebiliyorum. Anne. Ben şu an çok şaşkınım. Bugün bir kere daha anladım ki... benim için senden daha önemli hiçbir şey yok. Anne seni çok seviyorum. Ben de. Canım benim, yavrum. Aslım sen mutlu ol.
Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Kanka ben ne yapacağım? Aslı benden nefret ediyor. Yani çok üstüne gitmeyeyim diyorum sinir yatsın diye ama... bugün bana öyle bir nefretle baktı ki resmen içime işledi. Kanka nefret değil yani Aslı sana sinirli. Zamanla geçer o. Öyle mi diyorsun? Ya şimdi ben bunun çok üstüne gitmiyorum ya. Araya soğukluk girmez değil mi? Benden soğumaz yani. Yok kanka ne soğuması? Yani sen neleri hissediyorsan Aslı da onları hissediyor sana karşı. Bakma şimdi sen onun cool tavırlarına falan. Ya emin ol onun da içi yanıyordur şu an. Gerçekten mi? Ya hem siz aşıksınız ya. Abi kolay mı aşık olmak? Aşıksınız. Öyleyiz. Yani Aslı öldese ölürüm ben onun için. Onsuz hayat o kadar zor, o kadar anlamsız ki. Böyle konuşuyorsun ya, vallahi yeminle içim acıyor ya. Kanka bizim bir şeyler yapmamız lazım, bir plan yapmamız lazım. Evet. Öncelikle benim bir iş bulmam lazım, para kazanmam lazım. Okulu bırakacağım. Parasını babamın ödediği bir okula gidemem artık. Ya kanka, bu çok ciddi bir karar. Yani emin misin? Tüm geleceğini etkileyecek. Kanka ben geleceğimi buna bağlayamam. Kimsenin benim adıma karar vermesini istemiyorum. Yani yapmaya mecbur bırakılacağım şeyleri de yapmak istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Aslı'nın arkamı dönemeyeceğim sandığı gerçekler hayatım, ailem, param, pulum, okulum. Ama ben her şeyi arkamda bırakmaya hazırım. Tek ihtiyacım olan şey sadece Aslı'nın yanımda olduğunu bilmek. Başka bir şey değil. Kanka, iyi diyorsun, hoş diyorsun da. Yani bu yaşına kadar bir zorluk çekmemişsin. Hayat çok zor. Ya ben mesela, yani kendimi bildim bileli çalışıyorum. Aç kaldım, parklarda yattım. Ama böyle bir yerden sonra ben bile dayanamadım. Sen nasıl yapacaksın? Buna mecburum. Biliyor musun? Ben Aslı'ya bir söz verdim. Tüm dünya üstüme de gelse onun yanında olacağıma dair. Ve şimdi her şeye göz germeye hazırım ben. Çok zorlu bir yol beni bekliyor, biliyorum. Kanka ben her şeyi arkamda bırakmaya hazırım. Aslı beni affetse de, affetmese de. Kardeşimsin vallahi ya. Sen de benim. Gonca, tatlının aşk acısına iyi geldiğinden emin misin? Ya Aslı, benim izlediğim tüm filmlerde aşk acısı çeken tüm kızlar çikolata yiyorlardı, tatlı yiyorlardı. Ben de bir hikmeti vardır herhalde diye düşündüm. Hiç mi işe yaramıyor? Hayır. Ben Burak'ı daha çok özledim. O da çok severdi çikolatayı. Aa, bana ne derdi? Sana söylemiş miydim? Çilek kokulum derdi bana. Sanırım 72 kere falan söyledin Aslı'cığım. 72 mi? Yani en azından diyelim. Peki ya bana öküzü aldığında söylediklerini? Buna baktıkça beni hatırlarsın. Evet. Peki arabaya bindiğimde bana aynaya bakmamı sağlamak için böyle yüzünde bir şey var dediğini? Hani şu böyle gülün düştüğü değil mi? Ay o çok romantikti Aslı. Bana nasıl yüzme öğrettiğini? Ay dur dur yavaş boğulacağım. Tamam tamam seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya, ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin kaç yaşında hala öğrenememişsin ya. Yani suyun altına girmeseniz bayağı yakalanıyormuşsunuz onlar öyle mi? Ya sorma kanka ya. E bir de bizi hırsız zannedip rehin almaları peki. Ha. Bir de adamlar Yunanlı. Tek kelime bile Türkçe bilmiyorlar ha. Nasıl ya? Şu hikayeyi anlat ya. Nasıl oldu? Otelin yaza merhaba partisinde peşimizdeki adamlardan birileri işte. Ya o ayrı bir mevzu. Bir de motor botu atlayıp birlikte açıldık. Sürüklendik böyle. Buraya sığındık. Yani biz dostuz, iyi insanlarız biz. Adamlar bize inanmasa resmen hapse bile girebilirdik. Ay evet o çok tehlikeliydi ya. Kızım neler yaşadınız siz öyle? Evet. Ya onu tanıdığımdan beri yaşadıklarımı yemin ediyorum ömrü hayatımda bir daha yaşayamam. Nasıl unutacağım ben o anları? Canım benim unutmayacaksın. Hem de hiçbirini unutmayacaksın. Onunla o kadar güzel anlarım var ki. Aslı, ben hep sana ne diyordum hatırlıyor musun? Burak senin kaderin. Kesinlikle bence Aslı senin kaderin. Doğru diyorsun kanka. Aslı benim diğer yarım. Burak benim diğer yanım. Yani ben öyle sanıyormuşum. Yanılmışım. Öyle deme Aslı. Ama öyle Gonca.
Ben ondan bir dakika bile şüphe etmezken beni neyle suçladığına baksana. Ben bunları hak etmedim. Haklısın canım arkadaşım. Ama bir de şu tarafından. Aması falan yok önce. Aslı bir dakika bir dakika bunları atmayacaksın değil mi? Atamam ki. O ne? Bu ajans kartı. Elcan'ın vermişti işle ilgili belki görüşürsün dedi. Arayıp görüştün mü peki? Yok yani bu kartın bende olduğunu bile unutmuşum. Başak Hanım'la falan işle ilgili görüştük ya. Ara hemen o zaman Aslı. Arayayım mı? Ara tabii. Sana yeni kapılar açabilir. Şu anda böyle bir şeye ihtiyacın var. Bu aşk da burada. Biter. Ha tabii ya biter biter. Bunu böyle bunu kapatınca bitiyor. İnanma sen Gonca. Göreceksin. Gonca, Aslı'yı cama getir. Aslı. Sıkıldım ben. Sen bir gelsene benimle. Nereye ya? Ya bir çok soru sorma. Gel bırak onu. Çok yedin. Kendin diyorsun. Yediği ondan sonra bırak. Ama çok yedemedim. Aslı, seni çok seviyorum. Beni affet. Git buradan Burak. Yemin ediyorum polis çağırırım. Kanka, kanka gördün değil mi? Bana güldü. Gördüm kanka, böyle güldü. Çok romantik değil miydi? Kim bilir ne kadar uğraşmışlardır. Kaç saat, kaç tane mum. Ya yok, ben kızamıyorum Burak'a, yapamayacağım. Kız Gonca. Burak kız. Of iyi ya, tamam ya, tamam kızıyorum. Var ya ben şu anda Burak'a çok kızıyorum. Öyle böyle değil, çok kızıyorum şu anda. Unuttun galiba bana yaptıklarını. Ya unutmadım. Aslı... Haklısın sen ya. Ay hemen iki romantik bir şey görünce. Evet ya. Öyle benim arkadaşımı o kadar böyle kırıp da 3-5 tane mumla mı gönlünü alacaklar? Heh hiç de bile. Var ya daha çok çalışmaları, daha fazla, daha romantik şeyler düşünmeleri lazım. İşte böyle. Ama güzel düşünmüş değil mi? Aslı bırak ya. İyi düşünmüş olabilir. İyi düşünmüş olabilir ama... Hiç normal zamanda böyle şeyler yapılmaz zaten. İllaki bir şey olur ancak o zaman sıkışınca yani. Haklısın. Evet, biz öyle hemen indirmeyelim yelkenleri. Ya arkadaşım ye. Bak ben eminim yarım saat içinde etkisini gösterecek. Yok açmıyor. Ay çıldıracağım Nihat. Nerede bu çocuk? Nereye gider? Nerede kalır? Ne yer? Ne içer? Giderken kredi kartlarını da almamış yanına. Altında arabası bile yok. İyi hayatım. Hayatı daha iyi anlar ve aklı başına gelir böylece. Of Nihat, bahsettiğimiz kişi bizim çocuğumuz. Ya başına bir şey gelirse? Merak etme, merak etme. Bizimkinin başına hiçbir şey gelmez. Koskoca herif oldu. Açıkçası ben Burak eve dönmeden huzur falan bulamayacağım. Senin bu sakinliğine de bir anlam verebilmiş değilim Nihat'cığım. Niye? Ya ne yapmamı bekliyorsun benden? Aslı ile evlenmesine izin mi verelim yani? Bunu mu istiyorsun? Ay yok artık. Tabii ki hayır. Ay ne diyorsun sen Nihat? Allah aşkına asla izin vermem böyle bir şeye. Öyleyse aklı başına gelmesini bekleyeceğiz. Değil mi? Başka çare yok.
Ben hayatımda böyle bir kadın tanımadım Sinan. Ya ne söylediysem ikna edemedim. Keşke muhatap olmasaydın ya. Ya olur mu Sinan? Elimden gelen her şeyi yapmak zorundaydım. Yani onunla ortak olmak, bütün gün aynı ofiste olmak kabustan beter. Haklısın. Yani çok detaya girmedi ama geçmişte yaşadığı şeyler Başar çok etkilemiş. Selda ile Nihat'tan inanılmaz derecede nefret ediyor. Ben bunu bugün çok net bir şekilde gördüm. Ona bu derece ne yapmış olabilirler? Yani senin de bilmediğin bir şey olabilir mi? Sanmıyorum hayatım ya. Ya. Bunlarla uğraştığın için o kadar üzgünüm ki Elçin. Ama sen merak etme, tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim. İnşallah canım. Kanka sen gerçekten ilk defa mı metroya bindin ya? Evet kanka ya. Süper bir şeymiş oğlum, bu 5 dakikada geldik. Yani ben bunu daha önce niye kullanmadıysam? Artık bol bol kullanırsın canım. Ya şey olduğundan değil ya, paran olmadığından değil. Yani ulaşımı kolay. Anladım, anladım. Aslı hastanede işe başladım duyunca şok olacağım. Merhabalar. İsmim Aslı Koçer. Numaranızı Mels Kozmetik'in sahibi Elçin Hanım'dan aldım. Acaba bugün görüşmemiz mümkün mü? Tamam. Orada olacağım. İyi çalışmalar, iyi günler. Efendim. Burak oğlum neredesin sen? Dışarıdayım abla. Ya evet, evde olmadığını görebiliyorum. Ya neden eve gelmedin diye soruyorum sana. Ben artık eve gelmeyeceğim. İşten de okuldan da ayrıldım. Burak. Oğlum aklını başına topla. Hadi yeter artık. Benim aklım gayet başında baba. Ben Aslı olmadan bir hayat düşünemiyorum. Ona karşı bu düşmanlığınız bitene kadar da görüşmememiz en iyisi. Tamam, ne istersen yap. Yeter be. Nihat, ne oldu? Ne olmuş? Eve gelmeyecekmiş. Çalışmaya da gitmiyormuş bundan sonra. Okulda bırakmış. Ay Nihat, ne yapacağız? Aklı sıra bize ders vermeye çalışıyor. Beyefendiye bak. Hep o kız yüzünden. Oğlumu esir aldı resmen. Selda, madem ki o böyle bir yol seçti, ben bırakıyorum. Ne isterse onu yapsın, karışmıyorum. Umurumda bile değil. Yani biraz burnu sürtsün, anlasın Anya'yı Konya'yı. Ama Nihat, ama... Selda, ama falan deme bana, lütfen. Yeter. Ay baksana. Burak nasıl posta koydu babasına? Bayağı ciddi bu çocuk. Ya hayatım ciddi tabii, aşık diyorum. Yani baksana evini terk etti, yani ailesine sırt çevirdi resmen. Ama ne olacak ki böyle? Yani Aslı kabul etse, barışsalar bile... Burak'ın ailesi Aslı'yı kabul etmedikten sonra... mutlu olamazlar ki. Ama hayatım yani onlar da önünde sonunda pes edecekler. Sonuçta biricik oğulları. Umarım senin dediğin gibi olur. Ama benim pek umudum yok. Sen nasıl Burak'ı buraya getirirsin? Ya hayatım ne yapsaydım? Yani sokaktan mı bıraksaydım? Yani işi yok, gücü yok. Ya ben de mi yanında olmayayım ya? Aslı'cığım. Ah. Hoş geldin. Sen niye geldin ya? Sen ajansla görüşmeye gitmeyecek miydin Aslı'cığım? Ben bir görüşmeye gitmeden önce bir uğrayayım dedim. Ah çok iyi yapmış, uğramış, çok iyi yapmış. Ama uğradım, bence gerek yok daha fazla kalmana. Çünkü bu iş görüşmesi senin için çok önemli ve ben geç kalmanı istemiyorum arkadaşın olarak. Ne bence... oluyor ya? Bir şey yok, bir şey yok. Senin ne işin var burada? Ben artık burada çalışmaya başladım. Ya
Ya bırak artık peşimi. Sen neyin peşindesin? Bu ne şıklık? Nereye böyle? Sana ne? Ya yanıma yaklaşma dedikçe dibimde bitiyorsun. Bitti artık, anlamıyor musun? Üzgünüm. Artık evden de işten de ayrıldım. Bir masar oğlu değilim ben. Sadece Burak'ım, beni affetsen de affetmesen de sana verdiğim sözü tutacağım. Aslı. Bak, sana yaşattıklarım için çok pişmanım. Cezasını da çekiyorum zaten. Belki de benden ayrıldığın için, acısını bastırmak için böyle bir şey yaptım. Yani buna inandım. Seni kırdığım için çok özür dilerim. Benim de kalbim paramparça oldu. Bak, sana öfkeli olduğum anlarda bile kalbim yalnızca senin için çarptı. Ve sadece senin için çarpmaya devam edecek. Ben artık Erdemler'de kalıyorum. Ve burada çalışmaya başladım. Benim gitmemi istemem. Benim gitmem gerek. Sanki ben çok farksızım. Hem bana iyi biri olduğunu inandırmak için Eda'yı kullanıyorsun. Hem de başkalarının emeklerini zalimce çalıyorsun. Hangisi sensin? Ha? Daha Asliye ve Burak'ı yaptıklarını saymıyorum bile. Bak, benim amacım onlara kötülük yapmak değildi. Aksine ben onlara yardımcı olmak istedim. Bak, bu konudaki samimiyetime güvenmeni istiyorum. Gerçekten sana güvenmemi istiyor musun? Evet. Hem de her şeyden çok istiyorum bunu. Senin samimiyetine sadece bir şekilde inanırım. Hisseleri geri vereceksin. Eğer bunu yaparsan seninle bir bağ kurmaya, seni tanımaya ve seni anlamaya çalışırım. Yapmazsan beni sonsuza dek kaybedersin. Karar senin. Çocuklarım mı? Yoksa intikamım mı? Volkan, sen ne intikamından bahsediyorsun? Elbette ki benim tercihim sizsiniz. Bu nasıl söz? Tamam. Eğer öyleyse gerekeni yap. Hisseleri geri ver. Tamam. Bunu sadece sen istediğin için yapacağım. Bana bir fırsat vereceğini söylediğin için yapacağım. Elçin Hanım sizin yeteneğinizden bahsetti ve sizi epey bir övdü. Sağ olsun. Kendisinin referansı bizim için çok önemlidir. Bunlar benim çizimlerim. Belki fikriniz olur diye getirdim. Siz de kalabilir. Evet. Çizimlerinizin hepsi birbirinden güzel. Hayran kaldım doğrusu. Sağ olun. Beklediğimden daha çok yetenekliymişsiniz. Tam da sizin gibi birine ihtiyacımız vardı. Gerçekten mi? Firmamız olarak bizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek elemanlar yetiştirmek konusunda bir takım çalışmalarımız var. Bunun için Paris'teki Avrupa'nın sayılı ajanslarından biriyle işbirliği içindeyiz. Yani açıkçası buraya gelirken böyle bir teklifle karşılaşacağımı hiç düşünmedim. Hemen karar vermeyin. Biraz düşünün. Ailenizle konuşun, onlara danışın. Biz de araştırabilirsiniz. Tamam. Ben size birkaç gün içinde haber vereceğim. Tamam. İyi çalışmalar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber sen? İyidir kuzen. Hayırdır? Beni burada bulabileceğini nereden anladın? Aslı'ya ulaşamayınca onu merak ettim. O yüzden geldim. Konuşabildiniz mi siz? Konuştuk. Ama henüz bir gelişme yok. Anladım. Eve neden gitmedin? Nerede kaldın? Bunu sen nereden biliyorsun? Yengem aradı. Seni çok merak ediyor. Yani sesi bayağı üzgün geliyordu. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ararsa iletirsin. Bunu daha ne kadar sürdüreceksin? Benim işe sürdürdüğüm falan yok kuzen. Ben kendi kararlarını verebilecek yaştayım. Onlardan da bir beklentim yok. Sadece saygı duysunlar yeter.
Pekala. Bir şeye ihtiyacın olursa bana mutlaka haber ver. Olur mu? Hadi ben çıktım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne istiyorsun Başak? Hisseleri sana vereceğim. Ne? Bu bir şaka mı? Hayır. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum ben. Çok şaşırdım. Bunu Volkan istediği için yapıyorum. Bugünden sonra istediğim tek şey onu geri kazanmak. Düşmanlığı bir kenara bırakıyorum. En azından Sinan'a karşı olan. Sinan'ın tek suçu abine karşı gelememesiydi. Burak şu anda bunu fazlasıyla yapıyor. Ve Nihat'a vermesi gereken dersi veriyor. Bütün bunlar da bana yeter zaten. Görüşmen kızım. Anne konuşmamız lazım. Aslında bir şey mi oldu? Ya panik yapma beni. Ay anne tamam sakin ol panik yapma. Sadece beklediğimden biraz farklı bir görüşmeydi. Ay öyle desene. Vallahi ödüm koptu. Anlat bakalım nasıl bir görüşmeymiş bu? Selam. Hah Volkan. Çok teşekkür ederim Volkan. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Elçin, ne oluyor ya? Başak sonunda hisselerimi bana geri verecekmiş. Volkan'ın sayesinde. Ya çok mutlu oldum ya. Volkan yapma. Neden söylemedin be oğlum? Elçin abladan duyun istedim baba. Canım. Annemle konuşmasaydım ben konuşacaktım zaten abi. Ama tabii senin konuşman daha iyi olmuş. İnsafa gelmesine sevindim Volkan. Tebrikler. İkna kabiliyetim iyidir Çağlı'cığım. Annemin bu adımına karşılık onunla bir yemeğe mi çıksak acaba? Çok iyi fikir. Olabilir. Yarın akşam nasıl? Olabilir dedim Eda. Tamam demedim. Tamam. Aslı, çok iyi bir teklif bu ama... Ya bu Bodrum'a benzemez ki kızım. Tamam Paris. Hem de bir yıl. Ne yaparsın oralarda bir başına? Ben seni çok özlerim. Ben de seni çok özlerim. Yani bir tarafım git diyor. Bir tarafım da tam tersini söylüyor. Aslı. Gitmenin asıl sebebi Burak değil mi çocuğum? Hayır dersem yalan olur anne. Yaşadığımız ilişki beni çok yordu. Çok yıprattı. Sanki içimden bir şeyler kopup gitti. Belki mesafeler ikimiz için de çok iyi olur. O ailesiyle arasını düzeltir. Benim de kendi ayaklarımın üstünde durmaya çok ihtiyacım var. İnsanlar çok acımasız anne. Para en büyük güç. Bu da karşımıza çıkan en iyi fırsat. Ama tabii senin gücün, senin desteğin olmazsa ben bunu başaramam. Sen ne dersen onu yapacağım. Konuşmamız lazım. Tabii. Ben bir iş teklifi aldım. Paris'te. Ne? Kabul etmedin değil mi? Ettim. Yani bu yaşadıklarımdan uzak kalmaya ihtiyacım vardı. Ve bu iş benim için çok güzel bir başlangıç olabilir. Aslı, saçmalıyorsun. Okulun ne olacak? Okulu bırakacağım. Benim için iş daha önemli. Ve bu önüme çıkan en iyi teklif. Aslı, bu öyle kolay kolay verebileceğin bir karar değil. Sen yapamazsın oralarda. Seninle bunu tartışmayacağım. Ben kararımı verdim. Tamam Aslı. Ben de seninle geliyorum. Burak söylediğime pişman etme lütfen. Aslı, ya ben sensiz yapamam diyorum. Sen ne diyorsun ya? Kimse tutamaz beni burada.
Burak saçmalıyorsun. Aslı. Bak eğer mesele pastaneyse bir daha gelmem. Seni hiç rahatsız etmem. Yeter ki gitme. Üzgünüm. Aslı. Aslı dinle beni. Kuzen, acil konuşmamız lazım. Alo. Teklifinizi kabul ediyorum. Emel Hanım, neden İstanbul'dan gidiyorsunuz ki? Gitmeyeyim de ne yapayım? Bu koca şehirde tek başına. Tek başına olur mu Allah aşkına? Biz ne güne duruyoruz? Yani ben, Şükran. Böyle zamanlarda birbirimize destek olmazsak ne zaman olacağız? Eksik olmayın. İstanbul kocaman bir şehir. Çok zor. Kızımla beraber zor dayanıyordum zaten. Burada tek başına beceremem. Diyorum ki memleketteki akrabaların yanına gideyim. Orada harcamam daha az olur. Gerçi bu yaştan sonra çok zor biliyorum ama ne yapayım? Kızım için değer. Burada neden birlikte yaşamıyoruz Emel Hanım? Yani yanlış anlamayın. Bu evde demek istemiyorum. Yani bu şehirde. Koca şehirde birbirimize destek olur, yaşar gideriz. Ya yani Aslı'yla da bir konuş. Ne yapacaksınız? Birlikte gidip akrabalarınızın yanında mı kalacaksınız? Olmaz böyle şey Emel Hanım. Vallahi perişan olursunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Tamam. Ben Aslı'yla bir konuşayım. Hani olur mu olmaz mı bilmiyorum ama haber vereceğim size. Tamam. Pasaportuna bir miktar para. Pasaportu aldın annem görmedi değil mi? Gizlice aldım. Sağ ol kuzen. En kısa zamanda geri öderim. Lafım olur kuzen. Saçmalama. Planın ne peki? Vizem var zaten. Bir uçak bileti alıp peşine düşeceğim. Başka şansım yok. Sen gideceğin tarihi bana söyle. Uçak biletini de ben ayarlarım. Bir bilsem. Bakacağız, öğreneceğiz bir şekilde. Aslı'nın gidecek olmasına hala inanamıyorum. Ben de. Eğer istersen onunla konuşurum. O gitmeyi kafasına koymuş bir kere. Sen onun ne kadar inatçı olduğunu bilemezsin. Olsun, ben yine de konuşayım. Belki bir yardımım dokunur. Sağ ol kuzen. Bence birbirinden ayrılmayacak şekilde iyi karıştılar. Almışım. Fark ettim. Aslı. Ya ben bu konuyu açmadan yapamayacağım. Tamam, ben gitmeni anlıyorum. Ama biraz acele bir karar değil mi? Yani buna emin misin? Eminim Volkan. Yani bu herkes için en iyisi olacak. Herkes için mi? Yoksa Burak da senin için mi? Aslında ikisi de. Benim bu yaşadıklarımdan gerçekten artık uzaklaşmam gerekiyor. Aslı bak. Aklında Burak olduğu sürece nereye gidersen git, hangi şehre, hangi ülkeye fark etmez. Bu bir işe yaramaz. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben Burak'a doğru söylemedim. Onu bir daha görmek istemediğimi söylemedim ona. Bu aşk beni gerçekten çok yordu, çok yıprattı. Bir keresinde sen bana iki insan birbirini severken her şeyin yolunda gitmesi, her şeyin daha kolay olması gerekmiyor mu diye sormuştun. Ben de sana daha önce bir ilişki yaşamadığım için bilmediğimi söylemiştim. Artık biliyorum. İşte bu yüzden gitmek istiyorum ben. Çünkü acı çekiyorsun. Artık bu yaşadığım acıdan kurtulmak istiyorum. Tekrar nefes almak istiyorum ve bunun tek çaresi buradan gitmek.
Madem konu itiraflardan açıldı, benim de sana bir itirafım olacak. Neymiş? Her ne kadar belli etmesen de bence sen de bunun farkındasın. Aslı, ben çok uzun süredir seni gerçekten seviyorum. Ve yanımdan seni kaçırmam beni o kadar üzdü ki. Gonca ile konuşmanızı duyduğumda ne kadar pişman oldum biliyor musun? Volkan, ben de seni çok seviyorum ama ikimiz imkansızız. Hani ben sana hep herkesin bir ruh eşi olduğunu söylemiştim, hatırlıyor musun? Bir ömür boyu büyük bir aşkla bağlandıkları ve birlikte yaşlanabilecekleri. İşte benim ruh eşim Burak. Ya anlayamıyorum. Daha az önce ondan kurtulmak için her şeyi yaparım diyordun. Bir söylediğim tutmuyor değil mi? Ben bu yaşadığım acıları unutursam ve çok güzel anlar olarak hatırlamaya başlarsam eğer, Burak'ı hayatım boyunca hiç görmeyecek olsam da o benim ruh eşim. Ben onsuz bir hayat zaten düşünemem. Çağla haklıymış. Nasıl yani? Sizin ilişkinizi fark ettiğimizde Çağla bana Burak'ın kavga ederken tavladığı kızı, sen sevgili numarası yaparken elinden kaçırdın demişti. Bu yüzdenmiş demek ki. Ruh eşi olduğunuz için. Ya ben bunu geç fark ettiğim için gerçekten pişmanım. Ama erken fark etmiş olsam, biz birlikte olsak, o ruh eşine hiçbir zaman ulaşamayacaktın. Ama sana şunu sözünü veriyorum. Bütün duygularımı kenara bırakacağım. Ya ben çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Senin de çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaş olacağımızı düşünüyorum. Ya biz böyle devam edelim. Volkan, inan ben de daha başka bir şey istemiyorum senden. Nerede kaldın ya? İki saattir gelmeni bekliyorum. Ne ya, çok mu özledin beni? Hem de çok. Sen benim bir tanecik ortağımsın. Ve zaferimizi kutlamak için sabırsızlanıyorum. Nasıl yani? Bitti mi ki işimiz? Yapacak bir şey mi kaldı ki? Nihayet Aslı ve Burak hikayesi sonsuza dek kapandı. Hem de açılmamak üzere. Onlar ayrılmış olabilirler ama biz henüz intikamımızı almadık ki. Ay saçmalama Gani. Daha ne yapacağız? Bundan hala intikam mı olur? Ayrıldılar ve konu kapandı işte. Benim için kapanmadı o zaman Çağla'cığım. Benim o Burak denen herifle hala yarım kalmış bir işim var. O zaman aç kulağında beni iyi dinle Gani. Burak'a asla hiçbir şekilde zarar vermeye kalkmayacaksın. Anladın mı? Ona dokunmana izin vermem. Senden izin aldığımı hatırlamıyorum Çağla'cığım. İzin isteyeceksin demedim zaten Gani. Sadece daha fazla bir şey yapmamıza gerek yok gerçekten. Tam tahmin ettiğim gibi. Ne? Tam tahmin ettiğin gibi. Başından beri amacım buydu değil mi? O çok kıymetli Burak'ın sana geri dönmesini sağlamak. Yani bütün bu oyunlar, intikam planlarımız falan hepsi hikayeydi değil mi Çağla'cığım? Kolumu kıracaksın, bırakır mısın? Ya nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun? Kör müsün ya sen? Bu kadar uzun zamandır sana aşık olan bu adamı görmüyorsun. Ama ilişkiniz boyunca ve hatta ayrıldıktan sonra bile seni en ufak şekilde iplememiş ve bundan sonra hayatı boyunca da seni iplemek gibi bir planı olmayan bir tane ahman peşinden koşuyorsun. Sen... Ben evet. Sana aşığım. Tutkunum sana, anlatabiliyor muyum? Kazanmışsın. Anne, ya bak
Günlerdir ağlıyorsun. Harap ettin kendini. Yapma ne olur. Kuzum. Anne yüreği dayanamıyorum. Anne ne olur yapma böyle. Vallahi vazgeçeceğim şimdi. Aslı. Sen güçlü ol. Sen mutlu ol. Ben bir şey istemiyorum. Bak göreceksin. Göz açıp kapayıncaya kadar geri geleceğim. Biliyorum. Ben bir yerleşeyim. Ziyarete gelmenin için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Hiç merak etme. Kuzum. Aslım. Oh. Oh. Kuzum. Nihat, iki hafta oldu bu çocuk gelmedi eve. Ömrümden yıllar gitti sanki. Ne olur bir şeyler yap. Volkan. Volkan, Burak'la konuşabildin mi hiç? Bir haber var mı hiç? Gelmeyecek mi artık? Yenge. Ben bunu size söylemeyeceğime dair söz vermiştim ama daha fazla saklayamayacağım. Burak gidiyor. Nereye gidiyor Volkan? Aslı Paris'ten bir iş teklifi almış. Burak da onun peşinden gidiyor. Hayır bu olamaz. Nihat ne olur bir şeyler yap. Burak son derece ciddi. Aslı'yı kaybetmemek için her şeyi göze almış. Amca. Burak Aslı'ya gerçekten aşık. Ve lütfen siz de bu yine de bırakın artık. Yani Aslı'yı Burak'a uygun görmüyorsanız da bırakın bunu Burak fark etsin. Yani gün geçtikçe herkesten, hepimizden uzaklaşmaya başladı. Onun için şu an en önemli şey Aslı. Ve lütfen babamı yaşadıklarını Burak'a yaşatmayın. Nihat ne olur git getir oğlumuzu. Ben onu kaybetmeye dayanamam. Oğlumdan vazgeçemem artık. Her şeye razıyım. Amca onlara bir şans verin. Kuzen, sana güzel bir haberim var. Aslı, bu valiz ne? Sen yarın gitmiyor muydun? Hayır, benim uçağım bugün. Burak duymasın diye herkese yarın diye söyledim. Bana bile mi söylemedin Aslı? Ya ne bileyim ağzından kaçarısın diye işte. Aslı ama ben kendimi yarına göre hazırlamıştım. Ya şimdi ben sensiz ne yapacağımı söyler misin? Bak yapma böyle Gonca. Hem düğününüze yetişeceğim. Söz veririm. Sen benim düğünüme gelme var ya, ben evlenmem. Aslı. Bak arkadaşım, emin misin? Evet eminim Gonca. Aslı, keşke gitmesen ya. Şimdi ne yapacağız? Buraların tadı çıkmaz hiç sensiz. Gonca'ya iyi bak, tamam mı? Merak etme, gözüm gibi bakarım ben ona. Sen de dikkat et oralarda kendine. Bizi habersiz bırakma. Tamam.
Hadi benim artık gitmem lazım. Bana bir taksi çağırır mısın? İnşallah gelmez taksi. Aslı, Burak şimdi çok üzülecek. Seninle gelmeyi kafasına koymuştu. En doğrusu bu Gonca. Yani ailesiyle arasını düzeltmesi gerek. Eğer benim peşimden gelirse ailesinin sırtını dönmüş olacak ve ben çok mutsuz olacağım. Haklısın canım. Ama sen gidince haber ver, tamam mı? Yani ne bileyim, mesaj at, mail at, ne yapıyorsan yap ama haber ver sakın. İrtibatı kesme, tamam mı? Tamam, merak etme. Aslı, seni seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum. İnanamıyorum. Ben onsuz ne yapacağım? Ya bak hayatım, sana söz veriyorum, götüreceğim seni Paris'e. Hem de balayımızda. Gerçekten mi? Hı. Ya sen yeter ki kendini üzme. Aslı burada mı? Ya telefonlarımı açmıyor. Onunla acil konuşmam lazım. Aslı gitti Burak. Uçağı bugünmüş. Ne? Bugün mü? Ya nasıl olur ya? Onun uçağı yarın değil miydi? İşinden gitmemem için bana yalan söyledi ya. Kanka, ben yeni çıktı zaten. Yetişirsin. Dur, ben sana şey, taksinin plakasını alayım. Alo. Ha, merhabalar. Gonca Pastanesi'nden arıyorum. Biraz önce gelen taksinin plakasını alabilir miyim acaba? Evet, heh. Hı-hı. Tamam, teşekkürler, sağ ol. Al kanka. Erdem, ne yaptın sen? Ya vallahi ne dersen de hayatım. Yani zaten Aslı da duramayacaktı ki yani kankamsız. Üç gün sonra çıkıp gelecekti. Hiç değilse boşu boşuna gitmemiş olur. Dönerdi değil mi? Canım benim ya, o kadar üzgün görünüyordu ki. Ama ne bileyim, yani bıraksaydık en azından kızcağız Paris'i falan görseydi değil mi? Ne olacak hayatım ya? Balayında hep birlikte gideriz. Süper olur. Yine dördümüz. Gel buraya. Bu kadar da fazla ya. Aa, yapamayacağım ben galiba. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Seviyorum. Ya ne yapıyorsun sen? Deli misin? Aslı, seni seviyorum. Ya bırak peşimi Burak, bırak. Aslı, ben sensiz yapamam. Ya bitti diyorum, bırak peşimi. Aslı. Kes abi, kes, kes, kes. Ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Sadece seni istiyorum. Burak, uçağı kaçıracağım. Aslı,
Ölürüm de seni o uçağa bindirmem. Anla beni. Sana olan sevgimin büyüklüğünü anla artık. Ya bunu ailem bile anladı. Ve artık ilişkimize onay veriyorlar. Bana yine yalan söylemiyorsun değil mi? Bir daha asla yalan yok. Sen benim başıma gelen en güzel, en tatlı, en huysuz, en inatçı şeysin. Sen benim diğer yerimsin. Hayatımı anlamışsın. Aşkımsın. Aslı Koçar. Karım olur musun? Evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de şahitler ve misafirler huzurunda soruyorum. Siz Sayın Aslı Koçer, Burak Masaroğlu'nu kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Burak Masaroğlu, Sayın Aslı Koçer'i kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Ben de sizi eş ilan ediyorum. Mutluluklar. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Benim kanatlarım var. Çok dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çiğnen hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen, boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Birbirlerinden tamamen farklı, ayrı dünyalarda yaşayan iki insanı
Sizce bir araya ne getirebilir? Tesadüfler mi? Kesinlikle hayır. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Hele ki konu aşksa. Aşktan korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın. Mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın. Hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın. Mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın.